Расқаны қинайды ой дәм тұзының жәтпені. İnsanlar, bireyler, anlayış açısından da, etkilenme açısından da, duygu, düşünce ve bunu ifade etme açısından da, duyduklarını anlama ve hayata geçirme açısından da farklıdırlar. Yani sizler her biriniz teker teker bu dünyanın eşi benzeri olmayan değerde ve güzellikte çiçeklerisiniz. Sizler yeryüzüne yaratılmamış nice ruhlar arasından seçilerek gönderildiniz. Bu dünyanın size ihtiyacı var. Sizler bu dünyayı aldığınız aile terbiyesi, okulda aldığınız güzel eğitimler ve kendi çabanızla üzerine katacağınız bilgiler, donanımlar ve görgülerle bir kimlik kişilik binası inşa edeceksiniz ve onunla hayata karşı dimdik duracaksınız, kendi tarzınızı oluşturacaksınız. Bunun için birkaç şeye ihtiyacınız var. Birincisi, öncelikle kendinizi sevmeli ve değer vermelisiniz. Kendinizi güzel bulun, kendinizi yakışıklı bulun ve kendinizi çok değerli bulun. Çünkü bu değeri bizim sahibimiz olan, yaratıcımız olan veriyor. Kimse bunu bir başkasının elinden alamaz. Siz çok değerlisiniz, siz çok önemlisiniz. Bu yüzden de bu değeri hayata geçirebilmek için, bu değeri iyi bir insan olarak aktifleştirebilmek için çabaya ihtiyaç vardır. Bir odayı, bir evi çok güzel donatabilirsiniz, düzeltebilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Ama bir iki ay kapısını açmazsanız o güzelliği, o bakımı, o temizliği, o düzeni sürdürmezseniz kısa süre sonra orası tanınmaz hale gelebilir. Tozlar, örümcekler, bir takım başka kirler orada bulunabilir. Yani bir şeyi oluşturmak önemli ama onun devamını getirebilmek daha önemli. O yüzden de bir insanın kendisini nasıl gördüğü, nasıl yürüyeceği, nerede duracağı, ne yapacağıyla çok ilgili. Kendisine çok inanan, çok güvenen ve gelecekte büyük adam olacağına inanan kaç kişi var içinizde? Aferin. Lütfen kendinizi alkışlar mısınız? Aferin size. Peki, tek tük elini kaldırmayanlar vardı. Bunlar kendilerine inanmadıkları, güvenmedikleri ve gelecekte büyük adam olacaklarını düşünmedikleri için mi? Yoksa... Efendim? Peki. Sizden adam olur, hem de öyle güzel olur ki. Sizden öyle güzel insan olur ki. Sizden öyle güzel mühendis, öyle güzel doktor, öyle güzel öğretmen, öyle güzel anne baba olur ki. Değerli gençler, insanın aklı, insanın zihni neyle çalışır? Gıdası nedir? Aklımızın gıdası nedir? Bilgi. Peki, Allah-u Teala kullarından ilk önce neyi istiyor değerli gençler? Yani bilgi. Yani öğrenme. Bizim organizmamız, canlı organizmamızın hayatiyetini sürdürebilmesi için gıdaya ihtiyacımız var. Temiz, helal, yeterli ve doğru bir beslenme biçimiyle gıdaları almamıza ihtiyacımız var ki biz onunla ayakta duralım. Demek ki organizmamızın beslenmesi gıdalarla olur. Peki duygularımız neyle beslenir? Duygularımız sevgi, değerli olduğunu hissettirecek davranış biçimleri ve paylaşımlarla bizim duygularımız beslenir. Her insanın kendisini sevmeye ihtiyacı var
ve çevresindekiler tarafından da sevilip değer görmeye ihtiyacınız var. Bu arada devamını getireceğim bu cümlenin ama size bir önemli cümle söyleyeyim değerli gençler. Bu cümle sizin böyle zihninizin üst köşesinde bulunsun. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Bir insana saygın, güler yüzlü, hanımefendi ya da beyefendi gibi davrandığınızda %99,9 eğer karşınızdaki akli dengesi sıkıntılı birisi değilse, kötü niyetli, kasıtlı ya da başka madde almış birisi değilse size saygın davranacaktır. Bir tarlaya buğday ekerseniz buğday biçersiniz. Arpa içerseniz, ekerseniz arpa biçersiniz. Hiçbir şey ekmezseniz yine bir şeyler biter. O zaman da işe yaramaz otlar biter. O yüzden bizim sözlerimizle, davranışlarımızla ikili iletişim oluşur. Biz karşımızdakine değer verirsek, değer katan bir iletişim içerisinde oluruz. Diyelim ki çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız var. Onu hiçbir zaman kırmak istemez misiniz? Onu kırmayacak, onu incitmeyecek, onu rahatsız etmeyecek şekilde davranırsınız. Niye? O sizin göz bebeğinizdir. O sizin için çok önemlidir. Allah kullarını sizin bizim değer verdiğimiz arkadaşlarımızla kıyaslanmayacak derecede çok seviyor. Allah kullarını çok seviyor. Biz de Allah'ı bilgi ile tanıyarak çok sevdiğimizde bilginin açığa çıkmasının en önemli belirtisi edeptir, saygıdır. Ne kadar bir şey hakkında bilgi sahibi olursak o şeyi o kadar iyi tanırız ve ona o kadar değer veririz. Bir insanın özelliklerini kendinizi ne kadar iyi tanırsanız kendinize o kadar değer verirsiniz. Annelik, babalık hakları hakkında ne kadar güzel bilgiler edinirseniz annenizi babanızı memnun etmeye çalışırsınız. Vatanımız hakkında, dinimiz hakkında, Rabbimiz hakkında. Yani bilgi bizim zihnimizin gıdasıdır. Bir atasözü var. Boş değirmen kendisini öğütür derler. Eğer kendisini daha doğru davranacak bilgi donanımı bir kişide yoksa mevcut bilgiyle hareket eder. Mevcut bilgi bizim sürekli değişen, sürekli gelişen ve yeni bilgiye ihtiyaç hisseden şartlarımıza uymayacağı için eğer biz kendimizi nasıl daha doğru davranabilirim, nasıl daha iyi insan olabilirim, ben ne yaparsam Rabbim, nasıl konuşursam Rabbim bundan razı olur ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yerimde olsaydı ne yapardı diye sorduğunuzda inanabilirsiniz ki değerli gençler. Yeryüzünün en doğru iki sorusunu sormuş olursunuz. Bütün sorular ve bütün cevaplar bu iki sorunun soru ve cevabından sonra gelir. Eğer bir insanın zihninde bu sorular varsa Allah ona doğru cevabı bulduracaktır. Çünkü bizim zihnimiz nötr sorularla çalışıyor. Soru ne tarafa yöneltirse insanı bizim seçici algımız böyle fotoğraf çeker gibi tırak 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 oradaki malzemelerin içerisinden zihnimize beslenme kaynağı buluyor. O yüzden de demek ki organizmamızın beslenme kaynağı gıdalar, duygularımızın beslenme kaynağı sevgi, değerli olduğumuzu hissettiren yaklaşım biçimleri ve hayatın içerisindeki nezih saygın paylaşımlarımız. Aklımızın beslenme kaynağı doğru kaynaktan yeterli bilgi. Peki ruhumuzu neyle besleyeceğiz? Allah'a teslimiyet ve ibadetle besleyeceğiz. Peki sosyal beslenme kaynağımız ne? Hobiler ve doğru çevre. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, hatasız dost arayan dostsuz kalır. Biz bizi yoktan var edene karşı hatasız değiliz ki birbirimize karşı hatasız olalım. Ama burada önemli olan hiç hata yapmamak değil. İyi niyetli olmak, yanlışlıkla hata yapmak. Hata yaptığımız zaman da hemen özür dilemek. Allah-u Teala buyuruyor ki bir hata, bir günah, bir kötü iş yaptığınızda hemen arkasından iyi bir iş yapın ki o yaptığınız hatayı gidersin. Başka bir iyilik yapın ki onun zararı gitsin. Dolayısıyla bizler kendimizi iyi olmaya ve iyi davranmaya programladıkça bu tip insanlar bizim dikkatimizi çeker.
Arkadaş, bir alim diyor ki, kötü arkadaş yırtıcı kaplandan daha tehlikelidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kişi arkadaşının dinindendir. O yüzden sizler iyi niyetli, düzgün, harika gençler olun. Böyle insanların dikkatini çekeceksiniz ve böyle insanlar da sizin dikkatinizi çekecek. O yüzden sizin hedefiniz ne? Ne olmak istiyorsunuz? Nasıl olmak istiyorsunuz? Şimdi size iki soru değerli gençler. Öncelikle o kadar güzel dinliyorsunuz ki. Bu dinlemenizden dolayı size şimdi güçlü bir dua yapacağım. Ondan sonra iki sorumu soracağım. Allah'ım, bu salonda bulunup da son derece saygılı, son derece dikkatli ve güzel dinleyen bu yavrularımıza ve hoca hanımlara, hanımefendilere ama özellikle de yavrularımıza. Allah'ım, zihnini açık ya, çocuklarımızın zihnini açık eyle. Hafızalarını güçlü eyle. Öğrenmeleri hızlı olsun. Bu öğrendiklerini tekrar etsinler ve kalıcı belleğe atılsın. Bu öğrendikleri ve kalıcı belleğe atılan bilgiler sınavlarda, sözlülerde, yazılılarda, projelerde en doğru biçimde ortaya çıksın. Çocuklar şakır şakır bunları hayata geçirsin, ödev olarak geçirsin ve dönemin en yüksek notlarını alsınlar. Amin. Okulu çok hayırlı ve parlak bir başarıyla bitirsinler. Amin. Üniversite sınavında istediklerinden daha iyi yüksek bir not alsınlar. Amin. Ve kendileri için en güzel, en hayırlı, en faydalı, en ideal olan yeri kazansınlar. Amin. Ve orayı öyle başarıyla bitirsinler ki toplumun seçkinlerinden olsunlar. Amin. Ya Rabbi, üniversiteye girdikten sonra, üniversitede de olabilir, üniversiteden sonra da olabilir. Oğullarımızın karşısına çok harika genç kızlar, genç kızlarımızın karşısına da çok harika delikanlılar çıkararak, çok doğru ve güzel evlilikler yapmalarını nasip eyle Allah'ım. Çocuk sayısı normali 5, ideali 7. Aklınızda bulunsun. Allah'ım, çocuklarımıza öyle güzel dostluklar, öyle güzel arkadaşlıklar nasip eyle ki cennete götürecek alışkanlıklar kazansınlar. Öyle güzel arkadaşlıklar nasip et ki yetişkin olduklarında birlikte iş yapacak kadar, birlikte birbirlerine güvenecek kadar güzel dostluklar oluştursunlar. Öyle arkadaşlıklar oluştur ki Rabbim, evlendikten sonra eşlerini ve çocuklarını birbirleriyle tanıştırarak ömür boyu birlikte mutlu ve güzel paylaşımlar içinde olacak güzel bir ömür nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, çocuklarımıza öyle doğru şeyler talep ettir ki yolları sana çıksın. Öyle güzel sorular sordur ki cevapları sen ol. Öyle güzel alışkanlıklar kazandır ki toplumun seçkinlerinden olsunlar. Ve bu çocuklarımız öyle güzel zihinsel ve ahlaki donanımla donansınlar ki yeryüzünü, dünyayı yöneten grup içerisinde bulunsunlar. Sağlıklarını koruyacak alışkanlık, kendilerini ahlaken temiz tutacak alışkanlık, insanları sevecek bir alışkanlık, üretken olabilecek, doğru düşünebilecek bir güzel bir alışkanlık, hobi edinecek bir alışkanlık ve hayatı doğru yaşayacak bir alışkanlık lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın gönlünde hayırlı ne muratları varsa onu ver Allah'ım. Ve sizi gerçekten siz beni memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz birbirinizden tatlısınız. Allah size hayırlı, bereketli, uzun ömür versin ve izninizle sizi ben alkışlayacağım. Gençler,
Çok güzel bir atasözü var. Deniyor ki, nereye gideceğini bilen bir kaplumbağa, nereye gideceğini bilmeyen bir tavşandan daha hızlı hedefine yol alır. Şimdi size iki soru soracağım. Duadan önce öyle söylemiştim. Bir, ne olmak istiyorsunuz? Mesleki anlamda soruyorum bunu. El kaldırarak söz isteyebilirsiniz. Efendim? Meslek olarak hayalinizde idealize ettiğiniz ne var? Jandarma özel harekat. Özür dilerim, duyamıyorum. Gençler. Holdingde patron. Harika. Aferin. Başka? Futbolcu. Başka gençler. Hedefi olan, ideali olan ne olmak istiyorsunuz? Spor. Hafız olacaksınız. Aferin. Değerli gençler. Hocanım, kaçıncı sınıf bu grup? 10. sınıf. Sevgili gençler. Bir meslek seçeceğiniz zaman mutlaka sizi heyecanlandıran, o konuda zihninizi üretken bir şekilde çalışmaya sevk edecek, sizi mutlu eden, edecek ve severek, zevkle çalışabileceğiniz bir meslek seçin. Babanız, misal veriyorum, mühendis olmanızı istedi. Anneniz avukat olmanızı istedi. Onlara saygı duyun ama onlar bu mesleği yaşamayacak, siz yaşayacaksınız. Siz neden heyecan duyuyorsanız onu yaşayın. Bir tanıdığımın kızı var. Doktor olmak istedi. Saliha teyze diyor, stetoskoplu, önlüklü birisini gördüğüm zaman gözlerim yaşarıyor diyor. O kadar seviyorum diyor. Ve kız şu anda tıp fakültesi 5. sınıfta. Millet pikniğe gitti. O piknikte ortam hazırlanıncaya kadar ders çalıştı. Misafirliğe gittiler. Misafirlikte Saliha teyze şu kadar test çözeceğim diyerek kenara çıktı. Test kenara çekildi, test çözdü. Değerli gençler, siz eğer çaba sarf ederseniz, bu fiili duadır. Allah diyor ki isteyin vereyim. Dua iki türlüdür. Bir, kavli dua, elimizi açıp Rabbimize gönlümüzden geçeni, ihtiyacımız olanı söyleriz. Bir de fiili dua, o dua için, dua ettiğimiz şey için adım atmaktır. Çok güzel bir hikaye var tam da bunun anlaşılması için aklıma gelen. Yaşlı ve fakir bir beyefendi sürekli dua edermiş. Allah'ım ne olur bahçemden bir küp altın çıksın, Allah'ım ne olur bahçemden bir küp altın çıksın diye. Hikaye bu ya, melekler gitmişler, ey Rabbim demişler, senin gücün her şeye yetiyor. Bu fakir kulun senden sürekli bir küp altın isteyip duruyor. Hazinen de yok değil ya, şu kuluna versen de sevindirsen. Rabbimiz demiş ki, ey meleklerim, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Bu kulumun bahçesinde bir küp altın var, lakin bir kere kazmayı alıp vurmuyor ki. Sizin içinizde inanın, bu söyleyeceğimi bilimsel bütün disiplinlerle ve İslami bilgilerle size ispat ederim. Sizin içinizde öyle bir enerji, öyle bir potansiyel, öyle bir değer var ki, eğer bunu yakalayabilirseniz ben sizin Allah'ın izniyle dünya çapında bir birey olabileceğinizi iddia ediyorum. Yeter ki Allah'ın sizin için içinize koyduğu ve vecihi has diye alimlerin isimlendirdiği size özel yetenekleri ve güzellikleri açığa çıkarın. İnanın bunu en iyi sizin yapabileceğiniz bir alanınız olacaktır. Mutlaka sevdiğiniz işi yapın ve yapacağınız işi öğrenin. Avukat olacaksanız şu anda aktif avukat olanlarla görüşün. Hedefi neydi, ideali neydi, nasıl bir meslek, ne yapar? Doktor olacaksanız doktorları takip edin, gidin bir polikliniğe bir doktorla görüşün. Ne olmak istiyorsanız kendi istediğinizi olun. Hiç kimse sizin ne olacağınızı sizin rızanız hilafına belirlemesin. Bunda anlaştık mı gençler? Evet.
Demek ki kendi istediğiniz, seveceğiniz ve zihninizin üretken olacağı bir alanı siz seçin. Allah 14 yaşından sonra, ergenlik yaşına girdikten sonra gençleri yetişkin kabul ediyor. O yüzden de yaptıklarınızdan sorumlusunuz diyor. Siz karar verebilecek güçtesiniz. Ailenize danışın, birilerine danışın ama kendiniz için uygun olanı seçin. Peki size ikinci sorum. Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Buyurun. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi ülkesini, vatanını sevebilen, hani sonsuz bir şekilde sevebilen, vatan için her şeyi yapabilecek olan bir insan olmak isterim. Öyle değil mi? Dinini güzel bir şekilde yaşayabilen bir insan. Demek ki dinini güzel bir şekilde yaşayabilen bir insan olmak isterim. Ya da insanlara saygıyla ilgili bir şeyler öğretmek isteyen bir insan olmak isterim. Anladım. Harika. Arkadaşınız için bir alkış alabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Rabbim istediğinizden daha alasını nasip etsin inşallah. Sevgili, çok yakışıklı ve güzel gençler. Nasıl bir insan olmak istersiniz? Söz alabilirsiniz. Nasıl bir insan olma hayaliniz var? Peki. Soruyu değiştiriyorum. Buyurun. Soruyu mu değiştirmemi isteyecektiniz? Tamam. Söyleyeceğiniz varsa buyurun. Peki. Soruyu değiştiriyorum. Çevrenizde şu ne kadar iyi insan diyebileceğiniz bir insan var mı ve ondaki hangi özellik onun iyi olduğunu ifade ediyor? Özür dilerim gençler, bir saniye. Gençler çok özür dilerim. Sessiz olabilirseniz arkadaşınızı duyacağım. Delikanlı tekrar rica edebilir miyim? Efendim? Ben de söylemek istiyorum. Hocam mı dedi? Dediniz? Ne kadar güzel. Hangi davranışı sizin için model? Teşekkür ederim. Allah böyle adamın haslarını çoğaltsın sizin tabirinize. Birisi, bir genç daha bir şey söylemek istiyordum. Buyurun. Gençler, özür dileyerek azıcık daha sessiz olmanızı rica edebilir miyim? Buyurun. Buyurun. Efendim? Bir hocanızdan söz ediyorsunuz. Peki hangi özelliği? Ha, dert ortağı. Şimdi iyi insanı, teşekkür ediyorum. Anneniz, al yapalım, hadi bir alkış yapalım. Peki sevgili gençler, annenizden babanızdan gördüğünüz olumlu insan özelliklerinden model aldığınız bir iki özellikten bana söz eder misiniz? Annenizin, babanızın üzerinde gördüğünüz iyi insan özelliklerinden söz eder misiniz? Hangisini model alabilirsiniz? Model alacağınız davranışlar. Buyurun. Evet. Hayır. Arkadaşınız dedi ki haram yememesi ve namazlarını kılması dedi. Çok önemli iki şeye temas etti. Lütfen bir alkış alabilir miyiz? Başka? Efendim? Sabırlı bir aile. Çok doğru. Başka? Efendim?
Sana diyorum çok sabırlı ol bana karşı. Siz onların sabırlı davranmasına sebep olacak şekilde mi davranıyorsunuz? Şimdi biz öyle bir şey yapıyoruz ki normalde ben olsam anladım. O zaman size şunu bir tavsiye edeyim. Ailenizi tebrik ediyorum ama siz akıllı bir gençsiniz. Daha doğru davranmayı seçebilirsiniz. Hani onları zorlamayacak derecede size yakışacak, nezih bir şekilde davranabilirsiniz inşallah. Sevgili gençler başka? Buyurun. Evet. Gençler birazcık sessizlik rica ediyorum. Lütfen. Benim ailem hani insanları mezheplerine göre, dinlerine göre ya da ırklarına göre ayırmıyor. Ya da hangi ülkede olduklarına göre ayırmıyor. Yani bir insan eğer iyiyse, o insan gerçekten iyi olduğunu kanıtlamışsa bana, hani o insanı ben koşulsuz severim. Benim ailemden öğrendiğim şey bu. Süper. Süper. Burada bir delikanlı, annem çok sabırlı, ailem çok sabırlı dedi. Orada da çok güzel bir şey söyledi. İki aileye de bir alkış rica ediyorum. Başka aklınıza gelen bir şey var mı? Peki. Değerli gençler. İnsanın mesleği şu ya da bu olabilir. Mesleğe karakter kazandıracak olan sizin ahlakınızdır. Sıradan bir meslek mensubu asla olmayın. En ufak bir boş zamanınızda ikinci, üçüncü, dördüncü yabancı dillerinizi öğrenin. Güzel hobiler edinin. Doğru arkadaşlarınızla doğru işler yapın. Size boyut katacak kitaplar okuyun. Kitap fuarlarına gidin, yazarlarla tanışın, imzalı kitaplarını alın. Peki, ders kitabı dışında kitap okuyan var mı? Aferin size. Çok güzel. Aferin. Peki, teşekkür ederim. Hobisi olan var mı? Hobisi olan var mı? Ne? Basketbol oynamak. Başka? Yabancı dil öğrenmek. Teşekkür ederim. Bisiklet sürmek. Teşekkür ederim. Futbol. Peki. Yüzmek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gezmek. Peki. Teşekkür ederim. Sevgili ve değerli gençler. Bir. Yürümek. Kitap okumak. Telefonda ya da bilgisayarda bulunmak hobi değildir. Hobi parmaklarınızı kullanarak, zihninizi kullanarak size ait bir şey üretmek için meşgul olmaktır. Resim çizmek gibi, hat ebru sanatı gibi, ahşap boyama gibi, cam işleme gibi, cam boyama gibi ve çok yeni hobiler üretildi. O kadar güzel ki. Evde mutlaka, değerli gençler, evinizde mutlaka işlerinizden, derslerinizden sonraki zamanlarınızda yapabileceğiniz bir hobiniz olsun. Mesela ben takı tasarımıyla ilgileniyorum. Kolye, küpe, bileklik yapıyorum mesela. Avuç avuç yapıp hediye ediyorum. İnanılmaz güzel bir şey. Çok dinlendiriyor. Aynı zamanda hobileriniz arttıkça fobileriniz azalır. Bunun da bilgisini size vermiş olayım. Sevgili gençler, yataktan kalkınca yatağını toplayan beyefendilere soruyorum.
Kaç kişi var yatağını düzeltip çıkan? Diğerleri ne yapıyor? Allah sizin hayrınızı versin. Siz bu yaştayken anneniz mi topluyor yakışıklılar? Peki, sevgili gençler, kirli çoraplarını sepete atan, çamaşırlarını sepete atan, aferin, sofra kurarken annesine yardımcı olan, aferin, çöpleri götüren, marketten alışveriş yapan. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli beyefendiler, şimdi size bir şey söyleyeceğim, ondan sonra hanımefendilere geçeceğim. Bir, çorba pişirmeyi öğrenin, menemen yapmayı öğrenin, makarna yapmayı öğrenin. Aferin. İleride eşiniz rahatsız olduğu zaman ya da eşinize sürpriz yapmak istediğiniz zaman lütfen mutfağa girin, çocuklarınızla beraber eşinize özel kahvaltı hazırlayın. Arada mutfağa girin, tatlılar yapın, yemekler yapın. Bir güzellik olsun. Bazen eşi hasta oluyor, beyefendi hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Eşine bir çorba ısıtıp veremiyor. Bunun becerisi de sizde olsun. Az daha sessizlik. Ne kadar? Sevgili gençler, masanız düzgün olursa kafanız da düzgün olur. Odanız düzgün olursa zihniniz de düzgün olur. Çevreniz dağıldıkça dikkatiniz, algınız ve konsantrasyonunuz da dağılır. O yüzden masanızı derli toplu tutun. Böyle pırıl pırıl olun. Çöp kovanız dolduysa onu dışarıya siz atın. Yerlerde hiç döküntü olmasın. Temiz, nezih, düzenli olun. Bu hem kendiniz için, hem anneniz için, hem ileride birlikte olacağınız hayat arkadaşınız için iyi ve güzel bir durumdur. Dişlerinizi fırçalamadan yatmayın. Dişlerinizi fırçalamadan dışarı çıkmayın. Lütfen ayakkabılarınızı boyayın. Lütfen pantolonunuzun paçaları çamur olmuşsa annenize vermeden önce uygun bir yerde bunları çitileyin ve temizleyin. Dişleriniz çürümeye başladığında, başlamadan önce 6 ayda bir, bilemediniz 1 ayda bir diş doktoruna lütfen kontrole gidin. Olabildiği kadar evde yemek yiyin. Fast foodlardan uzak durun. Hazır gıdalardan uzak durun. Mümkün mertebe sağlıklı beslenmeye çalışın. Ve sevgili gençler, arkadaşlık ilişkilerine o kadar önem verin ki, o kadar dikkat edin ki, arkadaşsızlık insanın cehennemidir. Yetişkinlikte de olsa, gençlikte de olsa, şimdi kurulacak arkadaşlıklar insanın kendilik algısına, değerlilik duygusuna ve hayat boyu kullanacağı paylaşımlarına zemin hazırlayacaktır. Peki beyefendilere teşekkür ediyorum. Şimdi genç kızlar. Sevgili gençler, genç hanımefendiler, güzel hanımefendiler, sabah kalkınca yatağınızı düzeltiyor musunuz? Hayır diyenlerin Allah hayrını versin. Şimdi, o zaman erken kalkın. 5 dakika erken kalsanız yatağınızı toparlayabilirsiniz. Yatağı toparlamamak için hiçbir gerekçe gerekmez. Hiçbir gerekçe makul değildir. Bir, genç kızların odası pırıl pırıl olmalı. Masası pırıl pırıl olmalı. Sık sık çoraplarını kontrol etmeli. Kirli başörtü ya da ütüsüz giysi giymemeli. Mutfağa girmeli, yeni çorbalar denemeli. Farklı kültürlerin menülerini denemeli. Sofra kurmayı, misafir ağırlamayı sevmeli, öğrenmeli. Ütü yapmayı sevmeli. Sevgili genç kızlar, bulaşıkları akıtıp makineye koyan kaç kişi var içinizde? Aferin. Peki, yemek, çorba pişirmeyi bile
bilen kaç kişi var? Peki, etli yemek pişirmeyi bilen kaç kişi var? Etli yemek. Etli yemek. Peki, kek, börek tarzı şeyleri bilen? Peki, teşekkür ederim. Sakin. Sevgili gençler, eğer birkaç dakika daha sessiz kalabilirseniz bitiriyorum. Çok iyiydiniz, çok güzel ve çok dikkatli dinlediniz. Bu kadar bir gencin kapalı bir mekanda bu kadar sessiz kalması bile çok iyi bir şey. Allah razı olsun size. Çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz birkaç cümleyle toparlıyorum. Çok güzel bir özlü söz var. Diyor ki, yaşadıkça anladım ki insan kendi kayığını kendisi çekmeden hiçbir yere gidemiyor. O özlü sözü tekrar ediyorum. Yaşadıkça anladım ki insan kendi kayığını kendisi çekmeden hiçbir yere gidemiyor. Eğer siz kimseden beklemeden kendiniz için adım atmayı öğrenirseniz hayatta hiç kimseye Allah'ın izniyle muhtaç olmazsınız. Her işinizi kendiniz görün. Ben ablayım, sen bana su getir. Ben abiyim, kapıyı ört. Ben abiyim, şunu yap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işini kendisi yapıyordu. Yetişkin bile olsanız kimseden bir şey istemeyin. Kalkıp kendiniz alın. Çok mecbur kalmadıkça. Bir hocamızla görüşüyorum. Diyor ki, Ramazan'dayız, televizyon programındayız. İhsan Süreyya Sırma hocamız var. Bir şey lazım oluyor, hemen kendisi kalkıyor. Ya orada sette o kadar çok kameramanlar var, görevliler var, yardımcı olmak için bekleyen gençler var ama hocamız hep kendisi yapıyordu dedi. Aynen öyle. O yüzden bir, kendi işinizi kendiniz yapın. İki, annenizi, babanızı çok sevin ve onları hoş tutun. Üç, arkadaşlarınızı çok sevin ve aranızdaki ilişkiyi iyi tutun. Dört, mutlaka hobiniz olsun, en az birkaç tane. Mutlaka evde parmaklarınızı kullanarak yapacağınız bir sanatla ilgilenin. Üretim yapın. Bir şey mi dedin? Parmaklarınızı kullanarak bir sanat icra edin. Bir başkası, siz yarının yetişkin insanlarısınız. Ne yapın yapın. Sevgili gençler, evinize helal rızık götürün. Eğer doğru sözlü olmazsanız, eğer bir borç alıp vaktinde ödemezseniz, eğer helal haram değmeyip para kazanmaya kalkışırsanız, İlk önce huzurunuz gider, sonra sağlığınız ve ilişkileriniz berbat olur. O yüzden yapacağınız en değerli şey, orada bir delikanlı annesi babası için helal rızık getirirler demişti. Bu çok değerli bir şey, çok önemli bir şey. Hepinizin buna dikkat etmesini tavsiye ederim. Bir de kendiniz için neyi önemsiyorsanız, arkadaşlarınız için de onu önemseyin. Size yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarına da yapmayın. Kalite bir insan olun, karşınıza kalite insanlar çıkacaktır. Dürüst bir insan olun, dürüst insanlar size daha yakın davranacaktır. Dolayısıyla geleceğin büyük insanlarısınız. Harama helale dikkat edin. Kul hakkına kesinlikle dikkat edin. Kimsenin arkasından konuşmayın. Temiz, ahlaklı olun ve iyi bir insan olun. İnsan mesleğini yapamayabilir, limon satarak bile para kazanabilir. Ama ahlakımızı kaybettiğimizde bunun telafisi çok kolay olmuyor. Sevgili gençler, sözlerime burada son veriyorum. İki tane kitabım var. Birincisi, insanın kendi zihnini düzenlemesi, doğru düşünerek doğru davranmayı sağlamaya çalışması, doğru stratejiler üretmesi, Kendime Yardım Etmek İstiyorum isimli kitap, insanın
nasıl konuşmalı, nasıl davranmalı kısa kısa örneklerle tüm hayatımda tecrübe ettiğim olaylarla yazdığım bir kitap. Arzu edenleri imzalayabilirim. Kitap satışı yapılacak. İkincisi de Eşimi Anlamak İstiyorum isimli bir kitap. Evlenecek gençlere ve evlilere aile hayatının, eşin ve birlikte barışık yaşamanın önemini anlatan bir kitap. İçinde 30 tane aile sorununu terapi ettim ve diyaloglarıyla yazdım. Bir sorun nasıl oluşuyor, nasıl tırmanıyor, nasıl çözülmesi gerekiyor bunları yazmaya çalıştım. Arzu edenler için imzalayacağım inşallah. Değerli gençler, soracağınız soru var mı? Sizi tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Derslerinize hayırlı üstün başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Şaraz kanı kıyı.